Bakalım ihtiyaçları, talepleri var mı dedim. Var mı eksiğimiz? Yok değil mi? Tamam. Peki. Görüşürüz inşallah. Kolay gelsin. Başarılar. Nereye istiyorsunuz? Başarılar. İnşallah plan çerçevesinde ihaleleri yapacağız. 2+1 ve 3+1 olmak üzere farklı boyutta dairelerimiz var. Burada aynı zamanda gördüğünüz gibi bütünlük arz eden barklarımız var. Kat yüksekliği olarak da karşı tarafa göre burayı 3-4 kat düşürdük. Hafta müteahhitler çalışmasına rağmen biz site havasında, biz de arkadaşlar da sağ olsunlar çok iyi takip ediyorlar. Burada 2+1, 3+1 ve 4+1 var. Çoğu bitmek üzere elhamdülillah. Bu bulvarın üzerinde tam 125 tane gecekondu anlaşarak yıkıp 3'erden 6 şerit yol haline getirdik. İlk yaptığımız büyük ölçekli yol burasıydı. Şimdi şu öndeki 3 blok yola bakıyor, 6 dükkanları. Burada aynı şekilde. Şimdi devam, ikinci etap burası. İlk kazılan yerimiz burası. İkinci etapta böyle inşallah devam edecek. Yeni bir yol olacak. Arkada dediğim gibi 2 okulu bitirdik. Geçkin bir süre önce inşa edilmiş Pir Mehmet Paşa tarafından. Şurada hiçbir oda, hiçbir taş yok. Şimdi göreceksiniz, iki tane çok büyük bir alan oluştu, dükkanlar oluştu. Bunların her biri 8 metrekarelik han odaları aslında. Şu hale inşallah getirmiş olduk. Burası çay kahve içilecek, zaman geçirilecek. Aynı zamanda da pastırma sucuk müzesini, özellikle atölyesini buraya yapmak istiyorum ki buradan çıkınca da hemen pastırmacılara geçip alışveriş yapsınlar diye. Bunlar eski ama dersler yapılıyor. Gördüğünüz gibi şurası hiç yok. Çökmüş, öbür tarafı hiç yok. Bunlar tamamen orijinalle uygun bir şekilde yapılıyor. Burayı da pastırma sucuk müzesi ve atölyesi yapmayı düşünüyoruz inşallah. Burada çeşitli toplantılar da yapılacak, imkanımız olacak. Dolayısıyla Kayseri dışından gelen insan Gönhan'ı, Pastırma Sucuk Müzesi'ni görecek. Kazancıları gezecek, Kapalı Çarşı gezecek, bir hareketlenme olacak inşallah. Burası da aynı zamanda bir türbe olarak aşağıda mezarlıkları, üst tarafta da makamı var. Burayı da içini de gezilecek şekilde Seyyid Burhanettin Hazretleri gibi alan mekanlarını cennet eylesin. Çünkü hakikaten Moğollar çok büyük zulüm yapmış. Onlardan burayı temizleyen ama ismi çok bilinmeyen birisi. Şimdi biz sosyal tesislerimize, parklarımıza bütün bu isimleri de inşallah yaşatacak şekilde vereceğiz. 4 odası olan, tamamı açık olan bir yer. Burayı aslında Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, farklı yerlerde olduğu gibi kapattırmak için inşallah proje geçirmeye çalışacağız. Camla. Erciyes'e bakmak için tamamen bir etkinlik alanı planlıyoruz. Dış yüzünü, sahnenin arkası olarak planlıyoruz. Orada konserler, toplantılar, çeşitli sözleşmeler. Biz özellikle yaz aylarında, Ramazanlar olsun diye bayramlar olsun birçok programlar yapacağız. Kermesler yapacağız, sergiler yapacağız. İnşallah burayı aktif kullanacağız. İşte yani yazın burası yamaç paraşütü pisti gibi cıvıl cıvıl geçecek bir alan haline getireceğiz. Avrupa'da birçok yerde, özellikle İspanya başta olmak üzere, İrlanda, İngiltere, buna benzer projeler var. Uzun bir emek verdik.
Burada sadece gıdayla ilgili ürünler olacak. Şu sağ taraf cam mekanlı olan yer kreşimiz. Belediye olarak alışverişe gelen vatandaşlar çocuklarını buraya bırakabilecekler. Market arabasıyla alışveriş yapacaklar. Aslında katta 3-4 tane fast food tarzı yemek yiyecek lokantamız olacak. Arkada da dükkanlar var, 11-12 tane. Bu dükkanlarda kasap, şarküteri tarzında yerlerimiz, pastanemiz, küçük bir kitapımız olacak. Biraz ileride sol tarafta ATM'lerin olduğu bir yerimiz, para çekmek isteyenler. Hemen yanında da PTT, kargo, işte mektup falan gönderecekler için. Orta tarafı meydan olarak düzenledik. Havuzumuz var. Burada ön taraf mermer olacak. Burada da çeşitli sergiler, canlı müzik, yani el ürünleriyle ilgili yağlı boya, resim sergisinden el ürünleri satışına kadar haftada bir olabilir, ayda iki olabilir. Neyse belli zamanlarda bir şeyler yapacağız. İnşallah muhteşem olmuş. Burası peyzajı bittiğinde asıl daha ortaya çıkacak.